Mix'e gideceğiz. Sinan Çiftürek'le konuşacağız ama öncesinde Mix'in sorunlarını dile getirdiğimiz kısa bir haber dosyamız var. Ona birlikte bakalım. Van'a bağlı Mix, Türkçeleştirilmiş adıyla Bahçesaray ilçesi dağların arasında bir vadiye yerleşmiş Bakırköy Kürdistan'ın kadim coğrafyalarından biridir. İlçeyi Van'a bağlayan 100 kilometrelik yol yılın 5-6 ayında neredeyse tamamen kapalıdır. Herhangi bir önlem alınmadığı için de halk Van'a 300 kilometrelik Hizan yolunu kullanarak ulaşmak zorunda kalıyor. Bölge halkının işkence olarak tanımladığı bu durum neredeyse her kış kapanan Karabet geçidi henüz açılmadığı için hala sürüyor. Misk'in tek sorunu bu değil elbet. İlçe, bırakın Kürdistan'ın neredeyse tüm dünyanın en yumuşak suyuna sahiptir. İlçeyi ikiye bölen Mix Çayı, kentin hemen yakınında Serekani denen bölgeden çıkıyor. Görmeye değer bu coğrafya, güzellikten çıkan su, yöre halkı tarafından cennet suyu olarak adlandırılıyor. Önemli bir zenginlik kaynağı olan bu su, geçmişte ilçenin turizmine de ciddi katkılar sağlıyordu. Ancak uzun yıllardır ilçe belediyesini yöneten AKP, hiçbir sorunu çözmediği gibi bu suyun güzelliğini de ranta ve yandaşa peşkeş çekmekten çekinmemiştir. Kentin diğer zenginlikleri de ranta ve yandaşa peşkeş çekiliyor. Örneğin hayvancılık neredeyse bitme aşamasına gelmiş durumda. Hayvanlar için tek bir sulak dahi oluşturulmamış. Yaygın ceviz ağaçlığı, verimli doğada üretilen bal bir türlü dışarıya açılamıyor. Kentteki yüksek süt üretimine rağmen bu ürünü işletecek tek bir tesis yok. Tarım da en az hayvancılık kadar sahipsiz kalmış. Bir diğer önemli sorunsa işsizlik. Kentin büyük çoğunluğu işsiz ve bu da göçe neden oluyor. Mix halkı eğitim konusunda da ciddi sorunlar yaşıyor. Türk eğitim sisteminde ana dil eğitiminden söz etmek suç iken, bu kentin çocukları bırakın ana dilde eğitim görmek, Türk devlet okullarında bile eğitim göremiyorlar. Örnek vermek gerekirse sadece Karabet köyünde 400 öğrenci var. Ancak coğrafya koşulları nedeniyle bu köyün çocukları sadece 4. sınıfa kadar okula gidebiliyor. Kentin yönetimini 2014'te seçimle devralan Kürt siyasi hareketi kısa sürede kentin çevresini ciddi biçimde değiştirmişti. Ancak bu süreç iktidarın zorba siyaseti neticesinde kayyum gaspı ile engellendi. Sonrasında ise kent ranta ve yandaşa peşkeş çekildi. DEM Parti şimdi bu müküs talihin değişmesi için mücadele ediyor. Van'ın Mix ilçesine gideceğiz. DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftürek orada iki gündür seçim çalışmaları yürütüyor. Hem gözlemlerini alacağız hem seçime dair değerlendirmelerini alacağız. Sayın Çiftürek, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Sağ olun, başarılar dilerim. Teşekkürler, spas. İki gündür aslında dijital medyadan da takip ediyoruz. Mix'teki çalışmalarınızı oraya da yansıtıyorsunuz. Dikkat çekici başlıklar var. Mix aslında Kürdistan'ın en kadim kentlerinden, ilçelerinden biri. Fekiye Teyran'ın memleketi. Ama bir o kadar da sahipsiz. Nedir Mix'te gördükleriniz? Öne çıkanları böyle kısaca özetleseniz, hemen ardından biraz da seçimi genel olarak da konuşmak istiyoruz doğrusu. Teşekkür ediyorum. Cuma günü biz geldik Mix'e. Buradaki çalışmalara katkı sunmak için buradayız. Öncelikle Fekih Teyran'ın kentidir olması nedeniyle Fekih Teyran'ı sevgi ve saygıyla, özlemle anıyoruz. Bugün zaten kendisini ziyaret edeceğiz. Mix'te Van gibi bir taraftan çok zengin kaynaklara sahip ama aynı zamanda sorunlarla yüklü. Bu sorunları aşağıda başlar ardında özetleyeceğim. Siz de zaten özetlediniz. Ama ondan önce bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu sorunların çözümünün ilk halkası bu 31 Mart yerel seçimlerinde belediyenin tekrar halkın iradesine devredilmesidir. Yani halkın özgür iradesiyle belediyenin yeniden kazanılmasıdır. Çağrımız, çabamız bu yöndedir öncelikle. Mix'in sorunlarına gelince, şimdi bunların başında sadece Mix halkı değil, aynı zamanda Mix'te yaşayan diyelim ki memur camiasının da
artık yeter dedi, bu Karabet yolu meselesidir. Biz de gelirken örneğin 4 kilometrelik yol yerine Bitlis'i Hizan üzerinden geldi ki aşağı yukarı 3,5-4 saat sürüyor. Minibüsle halk gittiği zaman bu 5-6 saati buluyor. Dolayısıyla bu tam bir işkenceye dönüştü. Evet, 2020 yılında büyük bir felaket yaşanmıştı. 42 kişi yaşamını yitirmişti. Onları tekrardan saygıyla anıyoruz, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bu yol meselesi tam bir ne derler, halkın karabasanı haline geldi. Kiminle konuşsak sokakta, köyde, kentte bu yolun bir an hemen açılması gerekir. Artık AK Parti'de de umudunu kesmişler. Yine açacağız falan diyeceğiz diyorlar. Ama mutlaka eğer belediye yeniden halkın iradesiyle özgürleştirilirse, dolayısıyla ilk iş yapılacak şey bu yolun mutlaka açılması. Yol dedikçe sadece şey meselesi değil, bu One Mix yolu değil, köy yolları da tam bir rezalet. Ben işte gittik biz birkaç köye, çamur derisi içerisinde yol alamıyorsun. O açıda yollar yapmakla önlenen AK Parti nedense Mix'in yollarını el atmış değil. İkinci önemli sorun Mix'in belki de Bahçesaray'ın hayvancılık meselesidir ki Van'ın da aynı sorunu var. Hayvancılık bölgenin en önemli gelir kaynağı. Yalnız kiminle konuşsak, kimi dinlesek somut önerileri şu ki şu anda sanırım bizi de dinliyorlar. Bir, böylesine zengin bir hayvancılık potansiyelimiz var ama bir süt tesisimiz yok. Biz peynirimizi, sütümüzü pazarlayacak olan ya da diyelim ki şey yapacak, depolayacak olan, değerlendirecek olan bir tesise sahip değiliz. İki, mandıracılık desteklenmiyor, geliştirilmiyor. Üç, yaylalarda sulak sorunu yaşıyoruz. Yani su sorunu yaşıyoruz. Hayvanlarımızın sulaması için yayla, şey, sulak meselelerimiz var. Bu bakımda destek verilmiyor. Dört, çeşme suyu akarken etrafına duvar örüldüğü için hayvanlarımız sudan yararlanamıyor. Bu duvarın mutlaka kaldırılması lazım. Yani hayvancılık alanında çok ciddi potansiyel var ama aynı zamanda çok büyük sorunlar var. Önemli diğer bir mesele yazla kış turizmidir. İnanın Bahçesaray, yani Mix'i gördüğünüz zaman ki İsviçre'yi de ben görmüştüm bir iki kez. Mix tek başına bir İsviçre demektir. Eğer ciddi tarihi ve değerleri, aynı zamanda doğal kaynakları, yazla kış turizm potansiyeli değerlendirilirse Mix 5 tane Mix'i bekler. Mix aynı zamanda dünyanın turizm cenneti haline gelir. Dolayısıyla herkese çağrıda bulunuyorum. Mix'in bu yaz ve kış turizminin değerlendirilmesi için diaspora'da bulunan, metropolda bulunan, diğer kentlerinde bulunan, Kürt ya da Kürt olmayan kim varsa, hatta yani para kazanmak istiyorsa gelsin, Mix'in yaz ve kış turizmini değerlendirsin. Böyle bir çağrımız var. Şimdi Mix'in çeşme suyu belirttiniz. Yöre halkı dinlediğimizde burası cennet suyu diyor. Ben gittim mağarada da zaten su kaynağında da izledim. Orada bir video da çektim. Paylaşacağım bunu kısa sürede. Bu su da değerlendirilmiyor. Belediye tekrardan kazanıldığı zaman bizim çağrımız şu. Buradaki yetkililerle de konuştuk. Parti sorumlularıyla da ilk yapılacak şey bir su tesisinin kurulması. Bu dünyanın ikinci büyük, en önemli tatlı su kaynağı, yumuşak suyun hem yöre halkı hem bölge halkının hizmetine sunulması. Böylece özel bir tesis değil, bir kamu kuruluşu olarak devlet, belediye tesisinin kurulması, böylece biz halkınla, dolayısıyla bundan maddi olarak da aynı zamanda yararlanmasının durumu söz konusu. Şimdi tarım, tam anlamı, tarımla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Evet, tarım konusunda gözlüğüm şey şu, tam ne derler, bir facia yani. Sordum ben, diyor ki ceviz bahçemiz yok bizim. Cevizler doğal haliyle duruyor. Elmalar doğal haliyle duruyor. Yani tarım alanına denilebilir ki teknik, teknoloji, bilim eli değmiş değil. Bütün haliyle doğal olarak duruyor. Ve dünyanın en önemli ceviz ve balı var Mix'in. Bu değerlendirilmiyor, kooperatif yok. Bu bakımda belediyeyi bekleyen, yeni yönetimi bekleyen önemli görevlerine bir tanesi de ceviz ve bal başta olmak üzere peki, kooperatiflerin kurulması, tarıma bilimin müdahalesi, bilimin elinin değmesi. Ya diyorlar ki biz burada fındık yetiştiriyoruz, fındık var diyorlar, fıstık var diyorlar. Yani bu coğrafya her şeyi yetiştiriyor ama el atılmıyor. Dolayısıyla müthiş bir işsizlik var, halk göç ediyor, genç neredeyse yok. Bu bakımda diğer önemli sorunlarında bir tanesi de bu tarıma ne derler, bilim elinin değmemesi. Son sorun değinildi. Ben kendim zaten
Altındere köyüne gitmiştim. Bir akşam uzun uzun konuştuk kendileriyle. Dinledik sorunlarını. Başka yerlerde de dile getireceğiz bu sorunları. Dedik, diyorlar ki yani 150 haneyiz biz mesela mezra ile birlikte. 400'ün üzerinde çocuklarımız var bizim. Bu çocuklar 4. sınıftan sonra taşımalı eğitime yönlendiriyorlar. Ortaokul yok. Taşımalı eğitim için de belediye eğitim, Milli Eğitim Müdürlüğü araç gereç vermiyor. Dolayısıyla fiilen çocuklar eğitimde yoksun bırakılıyor. Ana dilde eğitim zaten olmaması büyük bir felaket, bir suç. Ama bırak onu, Milli Eğitim Müfredatı çerçevesinde bile çocuklar eğitim, öğretim göremiyor. Bu sadece Altındere'nin değil, MİS'in 20 köyü ve ona bağlı mezralarının sorumludur. Peki, son bir şey daha soracağım. Özellikle dikkatle çektiniz. Tüm bu sorunların çözümü aslında bir anlamda kayyumun veya kayyum zihniyetiyle çalışan AKP'li belediyenin gitmesi ve belediyenin yeniden halk iradesine teslim edilmesi. Ve bunun için de aslında bir şekliyle MİX gibi yurtsever damarı güçlü bir yerde bir birliğe de ihtiyaç var. Ona da dikkat çekiyorsunuz. Çünkü AKP bile orada görüyoruz Kürtçülük yapıyor esasen. Yani onların Kürtçülük tırnak içerisinde ama. Evet. Bunun için ne yapmak lazım? Yani özellikle bu birliği sağlayıp o MİX'i yok etmeye niyetli zihniyetten belediyeyi nasıl devralmak mümkün? Kayyumları ve kayyum zihniyetiyle çalışanları göndermekte esas görev nedir? Teşekkür ediyorum. Biz MİS'in zaten küçük kentimiz MİS'te gezerken Deva Partisi, diğer partilerin de Kürtçe propaganda yaptıklarını gördük. Meclise de dile getirmişiz zaten. Siz burada Kürtçe yasaklıyorsunuz ama kendiniz bölgede Kürtçe propaganda yapıyorsunuz demiştik. Şimdi bizim çağrımız bütün başta DEM Partili olsun olmasın. Küskün olsun, kızgın olsun, küsmüş olabilir, kızmış olabilir, sorunlar bulmuş olabilir, bütün bunlar olabilir. Ama eğer bizim meselemiz, bir ulusal meselemiz varsa, devletin MİS ve diğer Kürt kentleri üzerine bir stratejisi varsa, bu strateji karşısında bizim Kürt siyasetinin, farklı partilerinin ve DEM Parti'nin DEM Partisi'nin kendi tabanındaki kimin küskün ve kızgınlar dahil olmak üzere hepsini seçimlerde DEM Parti'yi desteklemeye çağırıyor. Kızmış olabiliriz, kızmış olabiliriz, haklı oluruz, eleştirilerimiz olabilir. Bütün bunlar kendi iş sorunumuzdur. Değerlendiririz, tartışırız, eleştiririz. Fakat bu seçimde mutlaka iradenin özgürleştirilmesi gerekir. Bir. İki, bunu yapabilmemiz için de ben eskiden inşaatçıydım, kalıpçılık yapmıştım biraz. Bizler de ki duvar ıslak olursa çamur tutar. Şimdi halkın kulakları, antenleri açık. Yani sorunlarla yüklüken sorunlarının çözümünü bekliyor. Dolayısıyla halka giderken, propaganda ederken bizim il koordinasyonluğun olsun, eş başkanlar olsun ya da demli olmayan, DEM Partili olmayan diğer partilerimiz olsun, propaganda ederken Van'ın, MİX'in demin belirttiğimiz somut sorunları üzerinden gitmemiz gerekir. Halkın antenleri, kulakları bu somut sorunlar üzerinde. Evet. Buna ilişkin olarak da sizinle birlikte çözeceğiz bu meseleleri. Bu meseleler sizindir, bizimdir. Çözümü de biz birlikte başaracağız demek lazım. Soyut kavramlar üzerinde, soyut söylemler üzerinde halka gitmek yerine demin özetlediğiniz, sizin özetlediğiniz sorunlar ve değinmediğiniz sorunlar üzerinde halka gitmemiz lazım. Peki. Çok teşekkürler Sayın Çiftürek. Zaman ayırdınız, yayınımıza katıldınız. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun.